Meyve Risalesi 11. Şua'nın 5. meselesi gençlere dair bir ders. Orayı okuyacağız inşallah. Cenab-ı Hak külli istifadeye vesile etsin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet. Fitne-i ahir zamanın şiddetle cereyan ettiği günümüzde günahların, haramların içtimai hayatta yüzlercesi insana hücum ettiği zamanda genç olmak, salih genç olmak nasıl olur? Ahir zamanın sıkıntılarından, dehşetlerinden gençler kendini nasıl muhafaza eder? Bu manada bu konuda bir dersimiz olacak inşallah. 23. mektupta bir hadis-i şerif geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Hayru şebabikum men teşebbehe bi kuhulikum ve şerru kuhulikum men teşebbehe bi şebabikum. Enes bin Malik rivayet etmiş radıyallahu anh. Gençlerinizin en hayırlısı ihtiyarlara benzeyendir. Yaşlılarınızın en fenası gençler gibi yaşayandır mealen. Üstadımız 23. mektupta bu hadis-i şerife şöyle meal veriyor. Diyor ki, en hayırlı genç odur ki ihtiyar gibi ölümü düşünüp ahiretine çalışarak gençlik hevesatına esir olmayıp gaflette boğulmayandır. Hayırlı genç, hatta en hayırlı genç odur ki ihtiyar gibi ölümü düşünüp ahiretine çalışarak gençlik hevesatına esir olmayıp nefsi arzularına, şehvani isteklerine mahkum olmayıp gaflette boğulmayandır. İhtiyarlarınızın en kötüsü odur ki gaflette ve hevesatta gençlere benzemek ister. Yani gafil gençlere, hevesine tabi olan gençlere, günah haram işlemekte ileri giden gençlere benzemek ister. Çocukçasına, hevesat-ı nefsaniyeye tabi olur. Evet. Bir başka hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gençleri ikaz mahiyetinde şöyle buyuruyor. Tabi bu genç deyince sadece genç erkeklere değil, genç hanımlara, genç kız kardeşlerimize de bir ikaz mahiyetinde bir ifade. Ma teraktu badi fitneten hiye edarru aler ricali min nisa. Bu da Üsame bin Zeyd radıyallahu anh rivayet etmiş. Buhari'de geçen bir hadis. Başka hadis kitaplarında da geçiyor. Mealen benden sonra erkeklere kadınlardan daha yaman bir imtihan unsuru bırakmadım. Evet. Genç erkeklerin en büyük fitnesi, ya bütün erkeklerin de birinci derecede muhatap gençler. Neden? Çünkü potansiyel olarak onları daha tehlikeli bir şekilde bu zamanın cazibedar günahları, haramları, fitne-i ahir zaman tehdit ediyor o cihetten. Kadınlar, yani üstad bunu şerh ediyor. Diyor ki, fitne-i ahir zamanın mahiyeti bana göründü. Ahir zamandaki fitnenin mahiyeti bana göründü. O fitnenin en dehşetlisi ve cazibedarı, dehşetli, dünya hayatını, ahiret hayatını perişan eder mahiyette. Ama cazibedar, çekici, çekim alanına girdiğiniz zaman ruhunuzu, kalbinizi, nefsinizi hakaik imaniye ile, Kur'aniye ile, takva ile, Allah korkusuyla terbiye etmediğiniz zaman
çekim alanına girdiğiniz zaman mıknatısın çiviyi çekmesi gibi çeker. İnsan iradesiz bir şekilde o harama, günaha ram olur, teslim olur. O fitnenin en dehşetlisi ve cazibedarı kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor. Buradaki yüzsüz sıfatı, hani biz kullanırız zaten, ne yüzsüz adam derken, utanmaz mahiyette. Yani dolayısıyla ahir zamanda bir kısım kadınlar, haya perdesi yırtılmış veya işte harama günaha dikkat etmeyen, açık saçıkta, saçıklıkta ileri giden, şeriatın koyduğu hudutları çiğneyen, tecavüz eden, yani günümüzde maalesef sokaklarımızda, maalesef sosyal hayatın her alanında ve maalesef televizyonlarımızda, televizyon kanallarında, ki oralar vitrin gibi, herkes akşam eve gidince onu açıyor. Dolayısıyla onlar bizim hayatımıza tesir ediyor. Gençlerimiz onlara özeniyor, bezeniyor falan. Oradan dolayı tahribat başlıyor. Hakeza internette bu manada açık saçıklık, haram, günah en yoğun bir şekilde insanlık tarihinin en tehlikeli boyutlarında cereyan ediyor. İşte o, dolayısıyla yüzsüz tabiri bundan dolayı. Haram, günah da ileri giden, tesettürüne riayet etmeyen, güzelliğini sergilemek suretiyle maalesef insanların iştihasını celbedip harama, günaha, daha ilerisine teşvik eden mahiyette olmalarından dolayı ahir zaman fitnesi, o fitnenin en dehşetlisi, cazibedarı diyor, kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor. İhtiyarı selbedip, yani insan iradesini kullanamıyor dolayısıyla, pervane gibi sefahat ateşine atılıyor. Pervane bir böcek cinsi. Bir ateş yandığı zaman o ateşin aşığı adeta. Etrafında dönüyor, dönüyor, dönüyor. Sonra kendini onun içine atıyor. İşte bugünkü günah, haram yangınını buna benzetiyor. İnsanlar o etrafında dönüyorlar. Sonra ebedi hayatını, hatta dünya hayatını o haram ateşine atıyorlar. Ve bir dakika hayatı dünyeviyeyi senelerle hayatı bakiye tercih ettiriyor. Dünya hayatı ile ahiret hayatı kıyas edilmez. Birisinin bir hududu, bir sonu var. 60 sene, 70 sene. Öbürü 60 trilyon, 70 trilyon de sene değil. Dolayısıyla ahirete nispeten bir dakika bile olmayan, hatta serap olan, hakikat bile olmayan, gölge olan dünya hayatının tercih edilmesine sebep oluyor diyor. Bu durumda ne yapılmalı? Genç erkekler tabii ki hakaik imaniye ve Kur'aniye'den ciddi manada beslenip, imanı takviye edip, takvada şiddetli, salabetli dereceye gelip, bu günahlara tenezzül etmeyecek, temiz atmosferlerde kendini terbiye etmeliler. Medreseler, dersler, sohbetler, Kur'an iman halkalarında. Genç kızlarımız da böyle Peygamberimizin haber verdiği bu dehşetli fitneye alet olmayacak, bu dehşetli fitnenin içinde rol olmayacak şekilde iffetli, işte Allah'ın emrettiği istikamette yaşamaları gerekiyor. Üstadımızın o genç kardeşlerimize, hanımlara tavsiyesi var. Gençlik rehberinde geçiyor. Diyor ki, madem her güzel güzelliğini sever ve elinden geldiği kadar muhafaza etmek ister. Yani insan güzel olan şeyi elbette muhafaza etmek ister, kaybetmek istemez. Ama şimdi çok güzelsin de gençliğinde 5 sene sonra yüzün buruşuyor. 10 sene sonra belin bükülüyor. 20 sene sonra ihtiyarlıyorsun. Bir koca karı aynaya bakmış bakmış, vurmuş aynayı, kırmış. Sen demiş eskiden böyle göstermiyordun demiş. Madem her güzel güzelliğini sever ve elinden geldiği kadar muhafaza etmek ister ve bozulmasını istemez. Ve madem güzellik bir nimettir, nimete şükredilse bu Allah'ın bir kanunu, Cenab-ı Hak vaat ediyor. Şükret, artırayım diyor. Nimete şükredilse manen ziyadeleşir, şükredilmezse değişir, çirkinleşir. Güzelliğin ziyadeleşmesi,
Yani güzellik nimetine karşı şükredilmesinin bereketi, ziyadeleşmesi, ebedi bir güzellik Allah verecek. Onu söyleyecek şimdi. Elbette aklı varsa hüsn ve cemalini, günahları kazanmak ve kazandırmak. Burada bir parantez açayım. Şimdi diyelim ki tesettüre riayet etmeyen, harama günaha dikkat etmeyen işte bir genç kız sokağa çıktığından itibaren maalesef amel defterinin günah tarafı seri bir şekilde, süratli bir şekilde çalışmaya başlıyor. Niye? Çünkü durumu, görünümü haram. Ona bakanlar da harama girdiğinden dolayı hem kendisi haram işliyor, hem de bakanlar ne kadar ona bakanlar ne kadar harama giriyorsa o harama vesile olduğu için o haramlar da onun amel defterine yazılıyor. Sabah çıkıyor, akşam bir ton günahla, haramla dönüyor. Şimdi mahşer günü bu kadar yükü bu insan nasıl çekecek? Acayip bir zamanda yaşıyoruz. Evet. Elbette aklı varsa hüsn ve cemalini, günahları kazanmak ve kazandırmak ve çirkin ve zehirli yapmak ve o nimeti küfran ile, adeta o nimetin nankörlük ile medar-ı azap, azap vesilesi bir surete çevirmekten bütün kuvvetiyle kaçacak ve o fani 5-10 senelik cemali bakileştirmek için meşru bir tarzda istimal ile şeriatın, Kur'an'ın, dinin emrettiği helal dairede o nimete şükredecek. Yoksa ihtiyarlıkta uzun zaman istiskale maruz kalıp meyusane ağlayacak. Meyvenin üçüncü meselesi, Eskişehir hapsinin bir penceresinden karşısındaki lise mektebine bakıyorum diyor ya, orada genç kızlar gafletkârana bir şekilde dans ediyorlar falan. Onların mahiyeti işte 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Bir kısmı ihtiyarlamış, gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden çirkinleşmiş, sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyor. İşte burada o manaya değiniyor. Yoksa ihtiyarlıkta uzun zaman istiskale maruz kalıp meyusane ümitsizcesine ağlayacak. Eğer terbiye-i İslamiye dairesinde adab-ı Kur'aniye ziynetiyle o cemal, o güzellik güzelleştirilirse, o fani hüsn, o fani güzellik manen baki ebedi kalacağı ve cennette hurilerin cemalinden daha şirin, daha parlak bir tarzda kendine verileceği, hatta hurilerin sultanı olacağı hadiste katiyetle sabittir. Eğer o güzelin zerre miktar aklı varsa bu güzel ve parlak ve ebedi neticeyi elinden kaçırmayacak. Nur suresi 31. ayet tesettür ayeti. 30. ayette bir nevi erkeklerin tesettürü gibi. Diyor ki mümin erkeklere söyle gözlerini sakınsınlar. Yani harama bakmaktan sakınsınlar. Irzlarını korusunlar. Yani haramın çekim alanına girip daha da tehlikeli boyutlara düşmesinler. Bu kendileri için çok temiz bir harekettir. Çok temiz bir şeydir. Dolayısıyla cennet temizlerin yeri. Dünyada da ahirette de temiz kalmak için bu tehlikeden, bu riskten uzak durmak gerekir. Şüphesiz ki Allah yapacaklarından, kullarının ne yapacağından haberdardır. El-Habir olan Allah. Bir hadis-i şerif daha var. Müsaadenizle onu okumayacağım. Çok uzun. Sadece bir noktaya temas edeceğim. Diyor ki ve tevbetü hasen. Tevbe güzeldir. Velakin fişşebab. Gençlerde olsa güzeldir. Ya burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hasbel kader, günaha girebilirsiniz. Çünkü insanda nefis var. Hatadan hali değil. Sakın o günahın şeyine kapılmayın. Yani ben o günahlı yolda ilerlemeyin. Hemen oradan dönün. Çamura düştüğünüzde o çamuru yüzünüze miski amber mahiyetinde sürmeyin. Hemen yıkanın, temizlenin. Tövbe istiğfar gusluyla, abdestiyle. Bu gençlerde olsa daha güzeldir. Çünkü gençler tövbe ederse hatalarından demek ki istikametli bir yolda devam edecek. Pişman oluyor demektir. Bir de ilginç bir ifade var yine aynı hadiste. Diyor ki
Vel haya o hasen, haya güzeldir. Yani utanmak güzeldir. Velakin fin nisa'i ahsen. Lakin nisa, yani kadınlarda olsa daha güzeldir. Burada Peygamberimiz adeta Kur'ani bir şey, özür dilerim, bir reçete yazmış. Toplumun iyileşmesi, temiz kalması, toplumun düzelmesi için. Evet. Son olarak bir hadis-i şerif daha var. Bu da gençlerin ne kadar salih olması, hayırlı olması noktasında teşvik edici bir hadis-i şerif. Ma min şabin yedahul lezzete ilahir, böyle devam ediyor. Uzun bir hadis. Mealen okuyacağım. İnşallah gençlerimiz bu hadis-i şerife mazhar olurlar. İnşallah hepimiz cümlemiz bu hadis-i şerife masadak oluruz. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Hazreti Ömer'in rivayeti, Ebu Nuaym'da, başka hadis, Hilyetül Evliya'da ve başka eserlerde zikredilmiş. Dünyanın lezzetini ve eğlencesini terk eden, gençliğini Allah'a itaat ile karşılayan hiçbir genç yoktur ki, Allah o gence 72 sıddıkın sevabını vermemiş olsun. Sıddık, Hazreti Ebubekir'in makamı, yani sıddıkiyetin arşında olan zat Hazreti Ebubekir. Allah o gence 72 sıddıkın sevabını vermemiş olsun. Allahu Teala kendine has münezzehiyet ve mukaddesiyetiyle o gençle iftihar eder ve ona şöyle der: ey şehvetini benim için bırakan genç, ey gençliğini bana adayan yiğit, sen benim nezdimde meleklerimin bazısı gibisin. Evet. Okuyacağımız yer ise, bu bir mukaddime giriş mahiyetinde bu oldu. Hadis-i şeriflerden örnekler verdik. Okuyacağımız yer 5. mesele. 11. şua, Meyve Risalesi. Denizli hapsinde telif edilmiş. 5. mesele, gençlik rehberinde izah edildiği gibi, gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi, gündüz akşama ve geceye değişmesi katiyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Buna herhalde ne kadar genç olursa olsun hiç kimse itiraz edemez. Çünkü bak, burada gençler etrafındaki ihtiyarlara bakabilir. Bir zamanlar onlar da gençti. Evet. Eğer o fani ve geçici gençliğini, fani geçici gençliğini İffetle hayrata, istikamet dairesinde sarf etse, onunla ebedi baki bir gençliği kazanacağını bütün semavi fermanlar müjde veriyorlar. İnsanlar gençliği kaybetmek istemiyor. İnsanlar ihtiyarlık, yani psikolojisine girmek istemiyorlar. Mesela babam, Allah rahmet etsin, vefat etti. 70 yaşından sonra vefat etti de, 70 yaşındayken ben sormuştum, 69 yaşındayken, baba yani ne 69 diyorsun, 70'te gitsin işte. Yok diyor, ben 70 yaşımda değilim, 69 yaşındayım. Yani onun 70'i kabul etmiyor. İnsanlar şimdi mesela saçlarını boyatıyorlar. Genç gibi hissetmek, genç gibi görünmek için gençlerin giydiği elbiseleri giyiyor, gençlerin gittiği yerlere gidiyor. Mesela estetik ameliyatı diye bir şey var. Caiz de değil. Çoğu, yani zaruret olmadıkça bildiğim kadarıyla. Yani bir sektör, milyonlarca dolar harcanıyor. Yani insanlar genç kalmak istiyor. Ama dünyada böyle bir şey yok. Gençlik gidecek. Ebediyen genç kalmanın anahtarı var burada. Hadis-i şeriflerde, Kur'an'da, dinimizde bunlar haber verilmiş. Üstadımız da diyor ki, fani ve geçici, zaten kaybedeceksin. Hayırlı bir şekilde onu kaybedersen kaybolmuyor. Geçiyor, yine gençliğin gidiyor ama
ebedi baki bir gençlik olarak sana ihsan edilmek üzere gidiyor. Evet, yani şimdi tohumu mesela toprağa atıyorsun. Tohum zahiren çürüyor ama daha sonra ağaç oluyor, binler meyve veriyor. Bir çekirdek mesela toprağa attın, toprağın altında çürüdü ama mevsimi geldiğinde, zamanı geldiğinde filizleniyor, ağaç oluyor, binler meyve, semere sana ihsan ediyor. Aynen onun gibi gençlik çekirdeğini veya gençlik zamanını bereketlendirmek, bakileştirmek, sonsuz gençliği, ebedi gençliği elde etmek için o gençliği iffetle, hayratla, istikamet dairesinde istimal etmek, kullanmak gerekir diyor. Eğer sefaate sarf etse, ama günahlar çok cazibedar, çok çekici. Oraya sarf etse, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katıl milyonlar dakika hapis cezasını çektirir, öyle de bunu sıralayacak da. Şimdi adam mesela aldı tabancayı, öfkelendi, kızdı karşısındaki kişiyi, çekti, vurdu. Bir mermi, bir dakika adam öldü. O bir dakika katıl, yani adamı katletmek, öldürmek, milyonlar dakika hapis cezasını netice veriyor. Gayrimeşru dairede işlenen haramlar, birkaç dakika, bir dakika, işte neyse, milyonlar dakikalar pişmanlık ateşlerinde yakıyor. Dünyada, kabirde, ahirette bunlar karşımıza çıkacak, Allah korusun. Mesela nasıl? Öyle de gayri meşru dairedeki, haram dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri ahiret mesuliyetinden bir. Ahirette mesuliyet var. Bunu her vicdan sahibi hisseder. Bu vücut benim mi? Değil. Yoldan buldum değil. Para verdim aldım değil. Müsabakaya girdim şampiyon oldum değil. Hak ettim değil. Bu vücut peki idaresi bende mi? Değil. Göz görüyor ben mi görmesini sağlıyorum? Değil. Kulak işitiyor ben mi çalıştırıyorum? Değil. Kanımı ben mi temizliyorum? Değil. Bu vücut benim değil. Bu vücudu birisi bir hikmete mebni olarak bana ihsan etmiş. Ben de o hikmete muhalefet edersem bunun mesuliyetini görürüm. Emanete hıyanet cezasını göreceksin. Sana verilen ebedi hayatı kazandıracak potansiyelde olan bu kıymetli aza ve cihazatı cehennem kapılarını sana açacak bir şekilde sukut ettireceksin gibi ifadeler risalede geçiyor malumunuz. Mesela diyelim ki 500 milyonluk kaç liraysa çok para, Ferrari adam alsa patates soğan satmak için kullansa olur mu? Ferrari o zaman o arabayı onun altından çeker alır. Sen ne yapıyorsun der. Hatta bir adam tüp taktırmaya çalışmış yüksek potansiyelli işte marka bir arabaya almışlar altından. Mesela şeyde Gökdelen mesela şey eskiden meşhurdu. Şimdi her yerde var da Levent'te Sabancı'nın ikiz kuleleri vardı. O zaman yeni yapılmıştı. Sungur abi bazen derste söylerdi. Maşallah, Sübhanallah, ben buradan aldığım lezzeti Sabancı'nın ikiz kulelerine değişmem diye. Şimdi adamı öyle diyelim ki Gökdelen. Gitmişsin, birisi demiş ki al bu Gökdelenleri sana veriyorum. Burada sen ciddi bir iş yap, ciddi bir gelir elde et. O da gitmiş orada karpuz kavun satıyor. Ya bu olacak iş mi yani? Dolayısıyla insan denilen mahluk Allah'ın muhatabı olarak yaratılmış. Rütbesi çok yüksek. Hadsiz inkişaf ve terakki sahası ona açılmış. Hesap rakamlarına sığışmayacak boyutlarda, derinlikte istidatlar ona verilmiş. Bunlar günahla, haramla zayi edilecek derecede ucuz değil. Öyle yapılırsa ahirette hesabını verirsin, mesul olursun. Evet. Ve kabir azabından. İki, kabirde de bu haramların, günahların tezahürü
elbette alkış iltifat olarak karşımıza çıkmaz. Azap olarak karşına çıkacak. Ne ektiysen onu biçeceksin. Yani dolayısıyla ömür dakikası bittikten sonra kabirde bir nevi hesap başlıyor. Desen ki ya ben para vereyim, para götüremiyorsun. Ben yüksek makam sahibiydim, ona iltimas geçin desen, zaten yüksek makam sahibi olarak gitmiyorsun. Er kişi niyetine gidiyorsun. Evet. Sonra zevalinden gelen teessüfler. Bu da bir fıtri kanun. Zeval ile lezzet elemdir diyor. Mesela geçmiş hayatımıza bir bakalım. Güzel safalı günlerimizi hatırlayınca ah çekiyoruz. Ama güzeldi, lezzetliydi. Bak şimdi acıtıyor o güzel lezzetli olması bizi. Yani bu bir kanun. Dolayısıyla o günahlar, haramların hem zehirli, lezzetli olabilir, menhus bir lezzeti var ama sonra zehiri çok karın sancılarına sebebiyet veriyor. İşte bunları sayıyor. Sonra günahlardan ve dünyevi mücazatlarından başka her günahın ahirette cezası olduğu gibi onun iz düşümü gibi mahiyetinde mutlaka dünyada da cezası var. Peşin cezası var. Ta ki Cenab-ı Hak bunlara tenezzül etmeyin manasında bizi o cezayı da bir nevi gösteriyor. Bak devam ederse bunun ahiret boyutu da var. İçki içen adam işte sağlığını bozuyor. Kumar oynayan adamın çoluk çocuğu muhtaç duruma düşüyor. En küçük bir örneği. Bir adamla bağırsan, dövüşsen, ona, o sana bağırsa bak bundan rahatsız olursun. Çok rahatsız eder. Ama bir adamla hoş sohbet etsen, muhabbet etsen, tebessüm etsen, sarılsan, bak o zaman bundan da lezzet alıyorsun. Günahların dünyevi cezaları da var. Aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemleri var. Bir kuruşluk lezzet alacaksın ama 10 kuruşluk elemi var. Bir üzüm tanesi yedirir diyor. 100 tokat vurur. Aklı başında her genç tecrübeyle tasdik eder. Mesela bir de gençlerin dilinden konuşuyor üstad burada. Gençlerin anlayacağı örnekten veriyor. Maalesef yaygın. Hani bazen diyor safi zihinleri idlal etmemek lazım. Bu gibi meselelere girmemek lazım falan diyoruz ama yani mesele o kadar veba gibi salgın bir duruma gelmiş ki bazen de parmak basmak gerekiyor. Flört adı altında gayrimeşru haram şeyleri teşvik ediyorlar. Günümüzün ortamı maalesef böyle. Gençlerimiz de bundan dolayı çok zarar ediyorlar. Manen sükuta uğruyorlar. Onu söylüyor. Haram sevmekte, yani bir gencin bir kızı sevmesinde veya bir kızın bir erkeği sevmesinde bir kıskançlık elemi, firak ayrılık elemi ve mukabele görmemek, karşılık görmeme elemi gibi çok arızalar o cüz'i lezzeti zehirli bir bal hükmüne, o cüz'i lezzet, o haram sevmekteki azıcık lezzet zehirli bir bal hükmüne geçer. Şimdi buradan ben bir tanesini örnek vereceğim. Firak ayrılık elemi. Şimdi bir genç bir kızı sevdiği zaman dolayısıyla ondan ayrı kaldığı dakikalarda cehennem azabı gibi azap çekiyor. Bizim Kaynarca'da bir tane bir genç kardeşim vardı. Şimdi evlendi, barklandı, çoluk çocuğu da oldu. Böyle bakkalın önünde her gün 2-3 saat beklerdi. Karşıdan işte 5. katta bir kız var, balkona çıkacak diye her gün 2-3 saat bakkalın önünde beklerdi. Her gün. Onunla biz konuşuyorduk zaman zaman. Dedim ki, bu böyle dersleri de okudum ona. Dedim ki bak, sen bir üzüm tanesi yiyip 100 tokat arkasından geliyor dedim. Bu haram olduğu için helal lezzetlerde böyle bir sıkıntı arıza yok. Nasıl dedi? Siz dedim bu kızla görüşüyor musunuz? Evet. Ne kadar? Dedi haftada pazar günleri 5 saat. Ne kadar yapar? Ayda 20 saat. Yılda ne kadar yapar? 20 çarpı 12, 240 saat. 240 saat kaç gün yapar? 24 saatte 10 gün. Bak 10 gün görüşüyorsun,
355 gün azap çekiyorsun. Ayrılık azabı. İşte hesap ortada. Ama dedi, ben dedi o kızla evleneceğim. Evlenmek istiyorum. Bu bir kanundur dinimizde. Helal yoldan, haram yoldan helale ulaşılmaz. Yani helali ulaşmak için haram vesileyle gidilmez. Bu bir kaidedir. Sen dedim, diyelim ki bir meyhane var. Ama dedi bir de çok seviyorum dedi. Meyhane var dedim, meyhane. Meyhane, adam içki satıyor. O adam şöyle bir mazereti olabilir mi? Ben içki satmayı çok seviyorum. Yanlış ama çok seviyorum. Veya ben ileride bu meyhaneyi medreseye çevireceğim diyebilir mi? Ve mazur görülür mü? Dolayısıyla bu işin terk edilmesi gerekir. Ve o gençliğin suistimaliyle gelen hastalıkla hastanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere ve kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla meyhanelere, sefalethanelere veya mezaristana düşeceklerini bilmek istersen, git hastanelerden, hapishanelerden, meyhanelerden ve kabristandan sor. Yani dolayısıyla bu manevi bu haram günah arızalarının sıkıntılarının neticesinde bir kısım insanlar hasta oluyorlar. Çeşitli sıkıntılardan, dertlerden dolayı. Bir kısım insanlar hapishaneye düşüyorlar. Yine gayrimeşru caddelerdeki taşkınlıklardan dolayı. Bir kısım insanlarsa meyhanelere düşüyorlar. Bunun da izahı kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden doğan, neşet eden sıkıntılardan dolayı. Sefalethaneler, mezaristanlar hep bu günah ve haram yolundan yürümesi neticesinde gidilen, varılan yerler. Bir meyhanedeki adam çok iyi, iffetli, takvalı olduğu için oraya düşmez. Ne bileyim işte, hapishaneye düşen bir genç serserilikten, taşkınlıktan oraya düşer. İffetten, namustan, edepten, hayadan, namazdan, ilimden, dersten, sohbetten dolayı oraya düşmez. Evet, veya hasta olmak. Bir sürü problemli hastalıklar var. Sadece depresyon, ruhi hastalıklar. Bunlar kalp ve ruhun gıdasızlığından neşet ediyor. İnsanın asabi olması, sinirli olması, stresli olması, temelinde psikolojik rahatsız olması, temelinde kalp ve ruhunu terbiye etmemekten kaynaklanıyor. Evet. Eğer bunu sen sağlamasını yapmak istersen, meyhanelere git sor. Sen niye burada içiyorsun? Bu kadar zarara niye düşmüşsün? Hapishaneye düşen gence sor. Sen niye hapse girdin? Sebebi neydi? Hastalığını kaybeden gençlere sor. Neden hastalandınız? Veya öldürülen gençler. Onun mazisini bir karıştır. Genç yaşta neden öldürüldü? Hep gayrimeşru, haram yolların akıbeti bunlar diyor. Elbette ekseriyetle gençliğinin suistimalinden ve taşkınlıklarından ve gayrimeşru keyiflerin cezası olarak gelen tokatlardan eyvahlar, ağlamalar ve esefler işiteceksin. Eğer istikamet dairesinde gitsen, Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı şekilde istikamet yolunda yürüse o genç. Gençlik gayet şirin ve güzel bir nimet-i ilahiye. Ve tatlı ve kuvvetli bir vasıtayı hayrat olarak ahirette gayet parlak ve baki bir gençlik netice vereceğini, başta Kur'an olarak çok katı ayatıyla
bütün semavi kitaplar ve fermanlar haber verip müjde ediyorlar. Yani 3 kuruşluk malı veriyorsunuz, 3 trilyon kazanıyorsunuz. Böyle bir ticaret dünya şartlarında yok. Ama sonsuz sehavet, sonsuz zenginlik sahibi olan, gani, muni olan Allah diyor ki istikametle yürü, 10 senelik gençliğine bedel 10 trilyon sene gençlik sana vereceğim. Madem hakikat budur ve madem helal dairesi keyfe kafidir ve madem haram dairesindeki bir saat lezzet bazen bir sene ve 10 sene hapis cezasını çektirir, elbette gençlik nimetine bir şükür olarak o tatlı nimeti iffette, istikamette sarf etmek lazım ve elzemdir. Lazım ve elzemdir. Nihayetsiz derece lazımdır. Yani aklı iflas etmeyen kişi bu şekilde bu gençliği kullanmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Yahya Aleyhisselam'dan bahsediyor. O çok iffetli birisiydi diye. Bir ayet geçiyor Yahya Aleyhisselam'la alakalı. Ve selamun aleyhi yevme vülide ve yevme yemutu ve yevme yub'atu hayyan. Cenab-ı Hak ona selam ediyor. Ama nasıl? Diyor ki ona selam olsun. Doğduğu gün, öleceği gün, diriltileceği gün ona selam olsun. Yahya Aleyhisselam'a. Yani iffet ve takva yönü çok kuvvetli olduğundan dolayı ona çok özel bir selam, insanlara örnek olsun diye Kur'an'da geçiyor. Yahya Aleyhisselam daha çocukken kendilerini çocuklar oyuna davet ettiğinde beni Allah oyun için mi yarattı diyormuş. Yahya Aleyhisselam için rivayet ediliyor. Yani çok hüzünlüymüş genelde. İsa Aleyhisselam da onun teyzesinin oğlu. O da biraz ona nispeten daha neşeliymiş. Böyle hep ağlar, hep böyle hüzünlü olduğundan dolayı Yahya Aleyhisselam'a İsa Aleyhisselam demiş ki sen demiş Allah'ın rahmetinden ümidini mi kestin? O da İsa Aleyhisselam demiş ki sen de Allah'ın gazabından emin mi oldun? Bir gün Zekeriya Aleyhisselam mescitte vaaz ederken bakmış ki etrafına Yahya Aleyhisselam yok. O varken ölümle, cehennemle alakalı konuşmuyormuş. Bakmış ki yok, konuşmuş, meğerse direğin arkasındaymış. Vaaz edince böyle bir feryat etmiş, bayılmış. Deniyor ki bir hafta kendine gelemedi. Onun için Allah da ona öyle selam ediyor. Doğduğu gün, öleceği gün, dirilteceği gün ona selam olsun. Cenab-ı Hak Yahya Aleyhisselam misali gençlerimizi, nesillerimizi çoğalsın. Onun ahlakıyla ahlaklandırsın inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahire davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha mazsalatu.